Şimdi diyorlar ki 13. soruyla 14. soru aslında kardeş sorular. Diyor ki muhalefetin oyunu bölüyorsunuz 13. soru. 14. soru Tayyip oyları bölün diye mi sizi görevlendirdi? Şimdi bakın bu ikisi çok önemli bir soru arkadaşlar. Şimdi işin bir retorik kısmı var, orayı seviyorum ben. Sevgili dostlar, şu anda tek aday benim. Bundan sonra kim gelirse gelsin benim oylarımı bölecek. Şimdi Recep Tayyip Bey tekrar aday olursa benim oylarıma, benim şu anda tek başıma talip olduğum oylardan bir parça isteyecek benden. Kim aday çıkartırsa bundan sonra benim oyumu bölecekler. İşte öyle bakın. Daha ben kimin aday olduğunu bilmiyorum. Muhtemelen Recep Tayyip Erdoğan Bey olacaktır. Muhtemelen. Ama sanki yenileceği kavgaya da, yarışmaya da, seçime de girmez gibi de düşünüyorum. Çok, çünkü çok emin olmadan adım atmıyor, garantiye almadan. Bu defa tabii öyle bir şey olmayacak. Çünkü kaybedeceği ihtimalin çok yüksek olduğu bir yarışa benimle gireceği bir ihtimal ben vermiyorum. Ama olur olmaz bilemiyorum, kendi kararı. Allah hayırlısını etsin inşallah. Sonra muhalefet nasıl bir aday çıkartacak? Muhalefet partileri birçok aday mı çıkartacak? Şimdi muhalefet partileri eğer birçok aday çıkartacaksa ben oyları bölmüyorum. Ben de adaylardan biriyim. Şimdi gelelim buradaki benim stratejime. Ben iyi bir satranç oyuncusuyum. Buradaki hamlem şu. Serdar Savaş'ın kim olduğu, ne yaptığı, hangi meziyetleri olduğu, gençlerle iletişimi, bu ülkede yaptıkları, uluslararası hepsi bilmiyor. Bu adam Cumhurbaşkanlığına ben adayım kardeşim, partisi olarak adayım. Şimdi bu ülkenin önündeki sorunların çözülebilmesi için işte meseleyi müstehire dediğimiz, yani önce bu çözülsün ki ondan sonra öbürleri çözülsün dediğimiz iki mesele var. Bir, Cumhurbaşkanlığı sistemi denen bu sistemin değişmesi lazım. Anayasal bir değişiklik yapılması lazım. İki, bu Cumhurbaşkanlığı'nın gitmesi lazım. Ondan sonra Türkiye'nin önü açılacak. Bunun için de şunlar lazım. Bir, Cumhurbaşkanı adaylarının biz bu başkanlık sistemi denen ucube yapıya karşıyız demesi lazım. Ben Cumhurbaşkanı olsam bu yapıyı değiştirmek üzere çalışacağım. Ülkemi tekrar parlamenter demokratik sisteme çevireceğim. Diktatörlük, padişahlık, imparatorluk sistemini kaldıracağım. İsraf sistemini kaldıracağım. Saray sistemini kaldıracağım. Bilmem kaç tane özel uçak, 20'den fazla özel uçak sistemini kaldıracağım. Ben denge ve denetlemenin olduğu, güçler ayrılığının var olduğu bir dengeli demokraside var olacak. Size söz, programım şudur ki ben Cumhurbaşkanı seçildiğimde bu ülkede Cumhurbaşkanlığı sisteminin kalkması için uğraşacağım. Bir defa bunu demesi lazım adayın. Başka ne demesi lazım? Ben Türk'üm demesi lazım. Başka? Bu dediğimi yapabilmesi için adayın partisiz olması lazım. Şimdi bakın. X partisinden, Saadet Partisi'nden bir başkan adayı çıkıyor ve de seçiliyor diye. O bir partinin adayı. O bireyin şimdi anayasa değişikliği yapacağı zaman Saadet Partisi'ni kollayacak, kendi seçmenini kollayacak şekilde davranması mecbur. Onlardan oy istemiş, onların oyuyla seçilmiş. MHP'den mi? İyi Parti'den mi? CHP'den mi? HDP'den mi? Hiç fark etmez. Hangi partiden seçilirse seçilsin o Cumhurbaşkanı, o partinin tabanının taleplerini yerine getirmek zorunda. Çünkü öyle iktidara geliyor. Diyor ki ben diyor CHP olarak sizin oylarınıza
HDP olarak, İyi Parti olarak, MHP olarak sizin oylarında talibim diyor. O zaman diğerlerinden bir farkı var ki farklı bir şekilde ortaya çıkıyor. İktidara geldiğinde de kendi seçmenini koruyacak. Şimdi kendi seçmenini koruyacak bir insanın adil bir anayasa yapacağına inanır mısınız? Böyle bir sürecin başarılı olacağına inanır mısınız? Sayın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nin yani hepimizin cumhurbaşkanı. Ama kendinden olmayanlardan bahsederken bunlar, onlar, Bay Kemal, işte şunlar, hakaretler, bilmem neler. Ya sen hepimizin cumhurbaşkanı olacak insansın. Sen herkese eşit mesafede olman gerekiyor. Onun için partisiz cumhurbaşkanı diyor. Partiler kendi aralarında çekişsinler. Mecliste ne yapacaklarsa yapsınlar. Ama cumhurbaşkanından bahsediyorsak, cumhurbaşkanı herkese eşit mesafede olacak arkadaşlar. Ben bağımsız sözcüğünü de kullanmamaya gayret ve dikkat ediyorum. Neden? Çünkü ben bağımsız değilim. Ben AK Parti seçmeninin manevi değerleriyle bağlıyım. Ben Milliyetçi Hareket Partisi seçmeninin milli değerleriyle bağlıyım. Ben Cumhuriyet Halk Partisi seçmenlerinin sosyal demokrasi değerleriyle bağlıyım. Ben HDP seçmeninin Kürt vatandaşlarımın haklarının korunması ve geliştirilmesi ilgili değerleriyle bağlıyım. Ben İyi Parti'nin halkımız yararına olacak bütün değerleriyle bağlıyım. Ama herkesin bir kısmıyla bağlıyım. Onlarla bağlıyım ve partisizim. Ben Cumhurbaşkanı olduğumda yeni anayasanın hazırlanmasında işte bütün bu bağlı olduğum değerlerin menfaatlerini eşit miktarda kollamak, korumak zorundayım. Ama partili cumhurbaşkanı olursam sadece kendi partiminkini, o da devletimizin devamı için doğru bir iş değil arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti eğer gelebet yaşayacaksa bunu partiyle değil, partiler üstü politikalarla becerebilir. Atatürk bilmiyor muydu cumhurbaşkanlarını partili yapmayı? Halk seçsin de efendime söyleyeyim iktidara halkın seçimiyle gelsin diye. Hayır, halka seçtirmedi, meclise seçtirdi. Çünkü halka seçtirdiği anda politik güç veriyorsunuz. Sonra ne oldu? Çok partili sisteme geçilirken artık cumhurbaşkanı partili olmayacak. Eskiden Halk Partili de oluyordu ya. Devletin partisiydi çünkü. Partili olmayacak dendi. Hem meclis tarafından seçilen hem de partili olmayan cumhurbaşkanları seçildi. Yürütme hükümete verildi. Yasama ayrı, yürütme ayrı, yargı ayrı. Cumhurbaşkanı bunların arasındaki koordinasyonu ve dengeyi sağlıyor. Bugün cumhurbaşkanı bunların dengesini sağlamıyor. Hepsi kendisi. Yürütmede kendisi, mahkemede kendisi, parlamentoda kendisi. Bu mutlakiyet. Bu demokrasi değil, bu mutlakiyet. İşte bunun değişmesi lazım. Ve bu değişirken de cumhurbaşkanının partisiz olması lazım. Onun için benim oyları böldüğüm ifadesi yanlış bir ifade. Ben diyorum ki muhalefet partilerine, arkadaşlar, eğer ülkemizde demokratik ve parlamenter sistemin gelmesini istiyorsanız, hali hazırda bu ülkeyi uçuruma götüren Cumhurbaşkanı'nın da bu görevden uzaklaşmasını istiyorsanız, partisiz bir cumhurbaşkanı adayında mutabık kalın. Ben bu adaylardan biriyim. Ha, Serdar Bey, biz sizden
daha nitelikli bir aday bulduk. Güzel. Başın üstüne. Oturalım kamuoyunda hep birlikte. O adayla ben tartışayım. Bütün kamuoyu da bunu izlesin. Kamuoyu bir mesaj versin. Ya biz Serdar Bey'in karşısına çıkarttığınız Ayşe Hanım'ı daha çok beğendik. O ülkemize daha iyi hizmet edebilir. Bunu dediğiniz anda ben artık Ayşe Hanım'ın emir eri gibi çalışırım. Gece gündüz ona çalışırım. Çünkü benim amacım şahsımın, benim kendimin cumhurbaşkanı olması değil. Bu ülkede partisiz bir cumhurbaşkanının ülkeyi adil bir şekilde parlamenter, demokratik cumhuriyete dönüştürmesini sağlamak. Benim kendi kişimle ilgili bir şeyim yok, beklentim yok. Ben şu anda muhalefet partilerini bunu yapmaya zorluyorum. Ha, bunu yapmazsanız, ille biz hepimiz ayrı ayrı aday çıkaracağız diyorsan o zaman ben de adayım kardeşim. Ben de adayım ve bu seçimi alırım. Ben iddialı, çok çalışkan adamım. Kafamda sağlam çalışır. Bilgiliyim de. Azimliyim de. Bir de benim geçmişimde falan bulacağınız hiçbir şey yok. Bir de beni tehdit edebileceğiniz de bir şey yok. Çok cesur bir insanımdır. Onun için aklınızı başınıza devşirin. Bak söylemedi demeyin. Aynı Recep Tayyip Erdoğan'a Gürkan Hacır'ın programında yaptığım gibi bu seçimler ertelenmezse RT'ye de gider, AKP'ye de gider dedim. Gidecekler. Şimdi değerli muhalefet partisi yöneticilerine, liderlerine sesleniyorum. Arkadaşlar lütfen, lütfen ülkemizi bu ne üdüğü belirsiz rejimden kurtaracak, ülkemizde tekrar demokrasiyi inşa edecek, parlamenter demokrasiyi inşa edecek, adil bir seçim kanunu yapmamızı sağlayacak, adil bir siyasi partiler kanunu yapmamızı sağlayacak, dürüst bir ihale kanunu yapmamızı sağlayacak, değişiklikleri yapmak üzere bağımsız bir cumhurbaşkanı adayı çıkartın. O adayı çıkartın. Halk ve adayımızı teraziye koysun. Desin ki, ya bunu Serdar Hoca daha iyi yapar. Ben devam edeyim. Sizin adayınız olarak da devam edeyim. Hayır, bunu Fatma Hanım daha iyi yapar. O zaman bu arkadaşımızı destekleyelim. Ama bunları açık, dürüst, samimi, gerçekten ülkemizi, ülkemizin önünü açacak şeyi, Cumhurbaşkanı adayını seçelim. Ülkemizi açığa çıkartalım. Ülkemizi çıkartalım. Ülkemizin önünü açalım. Benim şeyim bu. Onun için ben kendimi burada ne muhalefetin oyunu bölen bir kişi olarak görüyorum. Bilakis muhalefetin oyunu birleştiren, konsolide eden bir kişi olarak görüyorum. Muhalefeti tek tek aday çıkarmamaları konusunda zorluyorum. Çıkarmayın diyorum. Tek bir aday bulun diyorum. Ve o adayınız kaliteli olsun. Beni geçecek bir aday bulun diyorum. Şimdi bana zayıf bir aday çıkartırsanız karşıma, ben 2 saatlik bir konuşmayla o adayı çürütürüm. Öyle bir aday çıkarttım ki ben saygı duyayım. Aa diyeyim ya hakikaten yani bu çıkan insan bu işi benden iyi yapar. Benden daha donanımlı, benden daha cesur, benden daha bilgi, benden daha iyi yabancı dili biliyor, benden daha deneyimli. Halkı benden daha iyi tanıyor, Türkiye'yi benden daha iyi tanıyor. Uluslararası alanda benden daha saygın, bilimsel düşüncesi benden daha iyi. Ha. O zaman önümü iliklerim ben onun karşısında. Sayın Cumhurbaşkanım emrinize amadeyim efendim. Sabaha kadar çalışırım. Hiç sorun yok. Ama böyle bir adamı çıkartmayın. Böyle bir kadını çıkartmayın. Benim karşıma efendim, zevat zerzavat birisini çıkartın. Kusura bakmayın. O zaman çekilmem mi? Veyahut da bağımsız aday çıkartmayın. Herkes kendi adayını çıkartsın. Zaten kaybedeceksiniz. Onun için bana bu efendim Tayyip oyları bölün diye mi sizi görevlendirdi? Muhalefetin oyunu bölüyorsunuz. Daha muhalefetin bir oyu da yok, adayı da yok. Onun için ben muhalefeti
kazanacağı oyunu oynamaya zorluyorum. Çünkü herkes kendi adayını çıkarırsa muhalefet kaybeder arkadaşlar. Partilerin oylarını alt alta yazdığınızda Türkiye'nin seçmen kitlelerinin tercihlerini kim kime katiyen oy vermez onları bilirseniz. Öyle bir aday bulmanız lazım ki AK Parti seçmeni de, CHP seçmeni de, MHP seçmeni de, İYİ Parti seçmeni de, HDP seçmeni de hepsinin oy verebileceği bir aday çıkartırsanız eğer Cumhurbaşkanlığını muhalefet olarak alırız. O zaman Recep kardeşimize, Recep sana güle güle deriz. Arzu ederse mecliste çalışmalarına devam eder. Biz de ne yaparız? Cumhurbaşkanı tarafsız. Hadi bakalım arkadaşlar. Meclisteki bütün partilerle beraber. AK Parti de dahil, hepsi dahil, hep beraber. HDP'si, MHP'si, CHP'si hep beraber. Hadi artık güzel bir anayasayı birlikte hazırlayalım. Bu sistemi değiştirelim deriz. O nedenle partiler ayrı ayrı aday çıkartırlarsa ben de adayım. Partiler birleşir, kaliteli bir aday çıkartır. Benden daha nitelikli bir aday çıkartır ve benim Z kuşağı da hocam evet hakikaten biz onu da destekleriz derlerse öne açık. Ondan sonra ben onun emrinde çalıştım arkadaşlar. Benim stratejim bu.